Merhaba arkadaşlar, ben Ayhan. Hillmill Gaming'in yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Goli'nin incelemesi videosundayız, inceleme videosundayız. Joy Game yapımı olan bir futbol oyunu. Gerçekten eğlenceli bir şey. Ben biraz bayağı, yani biraz değil, bayağı oynadım. 8 level oldum. Hemen böyle yavaş yavaş şuralardan falan şöyle ilerleyeceğiz. İlk başta buraya baktığımızda burada davetiyeler, mesela biri bizi davet ettiği zaman burada yazacak diyelim: Mert Merkaş FC sizi oyuna davet etti, kabul et, reddet falan. Yani bildirim alanı. Burası günlük görevler, görevlerin olduğu yer. Ben bütün görevleri yapmışım günlük. Onun dışında burada hangi, yani bütün oyuncularımızı gösterebiliriz. Ben Sezer'i göstermişim. Şu olsun. Özil olsun. Aynen. Özil olsun. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi eşyalar yazıyor. Eşyalar. 3 adet. Bu bütün takımın kondisyonunu geliştirir. Şu an 4 tıktayız. Bu sakat oyuncuları iyileştirir. Bu da kırmızı ya da sarı kart yani oyuncunun kartını kaldırır. Sonra şuraya geliyoruz. Burada 10 level'a kadar ulaşınca şey olacak. Ödüller verilecek 10 level'a kadar. Şu an biz 8 levels, yani 7 şey yapmışız. Burada level'ımız gösteriliyor. Takımımızın ismi yazıyor. Hillmill Gaming. İsmimizin üzerine tıkladığımızda kullanıcı bilgileri yazıyor. 51 gol atmışım 11 maçta. En gol maçım 7 gol. 11 zafer. Ama bu zafer şimdi kaç maç yaptığım belli değil. Daha kariyere başlamadık. Çünkü rütbe kapalı. 10 level olunca asıl oyun başlayacak. Burada takımlarımız. Gördüğünüz gibi şu an bir tane takımım var. Burada dostluk, rütbe, antrenman maçlarını ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra burada iç dış yazıyor. Bu iç formanızı gösterir. Bu da dış formanız. Burada oyuncu isimleri, burada arkadaşlarımız, burada da lider, yani takım liderleri. Şöyle bir takıma göz atalım. Gördüğünüz gibi bu beyazlar normal. Açılırsa normal. Turuncular özel, kırmızılar da ender kartlar. Burada da yedek oyuncularımız var. Neden burada kırmızıları, yani özelleri koymadım? Çünkü level'ına özel belli bir maliyet var. Ben maliyetimi doldurmuşum. Seviye atladıkça bu maliyet artacak. İstatistiklere baktığımızda da böyle bir olaylar oluyor. Oyuncuların özellikleri geliyor. Bu adam iyi güzel ender de çok güçsüz bir şey ya. Şöyle taktik yönetimine gelince, bakın ender teknik direktörüm var. Bu böyle yapıyor. Bir saniye, 99, 100, 100, 103. Ben orta sahaya dikkat ederim. 103, 100, 100, 99 tabi böyle yapacağız. Bu arada ben kaptan Sezer değil de Özil olmasını istiyorum. Evet, bir görev daha tamamladık bunu yapınca. Oralara geleceğim. Ofansif. Evet, bunları karıştırmaya gerek yok. Kart yönetimine gelince. Burada gördüğünüz gibi ilk 11'deki oyuncularımız verilmiş. Bu ilk 11'deki oyuncular level atladıkça burada gördüğünüz gibi 125 olmuş. Bu %100 olduğunda burada bir seviye yazısı çıkacak. Tıklayacağız ve artı 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3 hepsi yükselecek. Sonra artı 4 artı 4 olacak. Sonra gördüğünüz gibi burada ekipmanlar yazıyor. Kol, bacak, krampon gibi. Onları da mesela kol mu? Getiriyorsunuz, buraya koyuyorsunuz. Artık daha güçlü oluyor. Bacak mı? Buraya. Krampon mu? Buraya. Mesela özellikle bir eldiven.
İki markaj yeteneği. Bir tane de ayakkabı. Hareket hızı ve etkili kayma veriyor. Bunda bir şey yok. Drogba'da bir ayakkabı var. Aşırtma ve sürat artı 2 vermiş. Ziya'da bileklik var. Kısa paslar daha iyi. Remy'de bir şey yok. Castro'da yok. Bunda da bir tane ayakkabı var. Hız ve voley yeteneği gelmiş. Bakıyoruz. Bunda da bir tane pantolon gibi bir şey var. Bu da top çalmayı arttırmış. Başka bir şey yok. Ekip yönetimine gelince burada gördüğünüz gibi koç. Mesela şimdi bu koçla şu, nerede o koç? Ha, iade etmiş. Bu koç mesela takıma gelişmesinde dön 5 ofansif 5 güç özelliği veriyor antrenmanlardan. Teknik direktörlerde işte bakın mesela bu direktörün 3 tane şey var enler olduğu için, ama bakın normale bakınca normalde sadece bir tane, özelde bu koç ne bir defans teknik gel mesela, bunda da 2 tane var, enlerde 3 tane var. Onun dışında çok fazla bir soru var bu oyun hakkında. Nasıl, yani yeni oyuncular, nasıl takımıma oyuncu kazandırabileceğim? Çok basit. İlk başta mağazaya geliyorsunuz. 40.000 altınızın olması lazım. Alıyorsunuz tam paket ya da tam paket olmak zorunda değil. Paketlere geliyorsunuz. Avrupa Özel Ligi, Avrupa Ligi özel paketi. 10 tane özel, 1 tane ender çıkıyor. Bence bu çok mantıksız. Alın şundan. Yeterli, hiç mi paranız yok? Bir oyuncu alın, tam paket 1. Ben hep bundan alıyorum. 40.000 altı ödüyorsunuz. Size 10 tane oyuncu veriyor. Aralarından ender çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Sonra 10 tane oyuncunuz geldikten sonra takım diyorsunuz. Zaten gelen bütün oyuncular burada. Bakın benim 7 sayfa oyuncum var. Koyun buraya. Bitti yani. O işte daha demin gördüğünüz gibi görev yaptık. Başlangıçta temel 3'te ve 3000 altın daha kazandık. Al. 9000 paramız oldu. Şimdi göstermek istediğim bir de voleybol var. Yani bu kesinlikle kazık bir olay. Şöyle bir göstereyim. Kalecilere gerek yok. Orta sahaya hiç gerek yok. Kanatlar zaten. Ya Sabri Reis'i vermem. Sabri Reis. 3 tane kart koydunuz. Bakın burada bir tane şey var. Takas diye. Basıyorsunuz. Hop, başka bir oyuncu geliyor. Arada tabi nadir de ender de geliyor. Ama %90 ihtimal böyle normal ve özel oyuncular. Gördüğünüz gibi olay böyle. Şimdi yavaş yavaş bir maçımıza girelim. Maça girmek için burada gördüğünüz gibi maç yap var. Tıklıyorsunuz. Rakip falan buluyor. Başlayalım artık bir maçımıza. İstiyorum. Hemen bir maç yapıp inceleme bölümümüzü bitiririz. Arkadaşlar burada 3 tane şey var gördüğünüz gibi. Bu enerjiyi doldurur, bu sakatlıkları geçirir, bu da cezalı oyuncuları kaldırıyor. Queen Madrid ile King of Jungle maçı. Biz King of Jungle'ız, Galatasaray'ız yani. Onlar da Real Madrid. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ben spikeriniz Sabri Ugan. Bugün sahada yeni futbolcular göreceğiz. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaklar. Başlıyoruz bakalım arkadaşlar. Gerçek futbol. Topu ayağında çok uzun süredir. Hücuma devam etmedi.
oyundaki tıkanıklığı açabiliyor. Melek güzel çözüm. Hakem gör bunları, gör. Ayağı dalıyor. Topu ayağında çok ya uzun süredir tutuyor. Tribünlerden yükselen tezahüratlar o kadar yüksek ki gelip haydi. Ve ah! İyi deneme. Tamam dışarıda. Futbolcular geri dönüyor. Of, böyle de kısmas var. Al baya baya sağlam. Oyuncu odaklanmalı. Al kararı. Kalk durumuna da dikkat etmek lazım. Düşük, kalecimize zor anlar yaşattı. Oyuncularımız kale duruşundan gelecek topu kazanmak için sürekli hareket halinde ve atış kullanıldı. Topu çalmasına izin verme. Evet. Verdik pası bir oyuncumuz ortaya. Koşuyor. Pas başarılı. Ya. Kaptırmayacak. Bugünün yıldız oyuncusu kim olacak? Tahminleri görelim. Sonunda bir şeyler görebilecek miyiz? Aban kaleye. Tüm gücünü vuruyor. Durak bas. Sonuçsuz kalan bir hatamız daha. Bir an önce savunmaya dönmeliyiz. Güzel çözüm. Hücum sırası bizde. Ve geçiş oldu. İki takım da orta sahayı ele geçirme peşinde. Ayak oyunları güzel. Hay. Bırak bir çeşit. Rakip takımın teknik direktörü oldukça gergin. Kaleci takım arkadaşlarının pozisyonlarını almasını bekliyor. Adil bir mücadele. İşte top up. Topu izlemeye devam et. Topu ayağında çok uzun süredir tutuyor. Allah topu benden görüştü. Topu ayağında çok uzun. Vurun. Savunma bu adamı markaja alarak iyi iş başardı. Oyun kale vuruşumuz da devam ediyor. Adam alttan seviyor her kaçırdığı pozisyonu. İki takım da orta sahayı ele geçirme peşinde. Hücumdan savunmaya geçişler çok hızlı. Offside. Çok erken bir harekette. Kaleci arkadaşlarının sahadaki yerlerine baktı ve kale vuruşu için gelirdi. Helal olsun. Bugünkü maçta takımı öne geçirebilir. Oyuncumuz taç atışı için hazır. Yapma ya. Güzel savunma. Abi pası aldığımız an kaldı görüş ve... Güzel bir müdahale. Bugün formunda. Oyuncularımızın daha aktif oynaması gerek. Kart gelmesi lazım. Adam sevip sevip futbolu oyuncuya odaklanmalı. Güzel çalım. Ne faul ya? Teması gibi geldi. Cidden faul mu? Onun hata var. Hakem ilk yarının uzatmalarını işaret ediyor. Ya bir numara parası. Drogba Drogba sokağına adını istiyor. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok coşkulu bir Drogba attı. Ama çocuklar, hak ettiniz. Sövmeye başladık. Sevincimizi yaşadık. Şimdi rakip oyunu yeniden başlatacak. Maç bizim kontrolü olamaz. Güzel kurtarış. Schmeichel'ı anımsatan bir hareket adam, izledik. Sen bastı. Altı şut at. Bütün topları çal, sonra bir pozisyonla. Rakip takım doğal olarak yeni taktikler deneyecek gibi görünüyor. Fakat bizim çocukların da iri armut toplamayacak tabii ki. Maç sonu nasıl ender kartlara sahip olabileceğimize bayağı bir şey. Güzel plan. Yani hemen gittik maça başladık. Ah, blok oldu çok. Taraftarlar oyunculara tezahüratlarıyla destek yok. Ah, onu da kap. Mükemmel bir savunma. Topu kanat sonrası kaybettik.
adil bir mücadele. Vuruyor. İşte bu. Aradığımız goldü. Bu golden sonra maç devam ediyor. Bugün performansı gayet iyi. Robben de yenilmeyi hak etmiş. Enerjisi kastı o. Güzel savunma. Bencilce oynamayı keşfedi. Ne blok ama. Oh çok iyi. Koş. Rakibin taktiklerini doğru okuyarak maçı her zaman lehinize çek. Topu ayağında çok uzun süredir tutuyor. Ne kadar çok hücum şansı. Hop. Biraz fazla hızlı bir vuruştu. Uzun bir kale vuruşu kullanılacak gibi görünüyor. İki takım da orta sahaya ele getirip topu geri çalıyor. Çok iyi blok ya. Bunu engellemesi lazım. Güzel blok. Topu temas sonrası kayıp bencilce oynamayı kesmedi. Maç önce odaklanmalı. Çok güzel. Savunmadakiler pozisyonlarını her zaman sağlam tutmalılar. Evet, oyun gayet akıcı bir hal alıyor. Drogba ya da Özil'e giderse çok iyi olur. Oyuncularımızın kondisyonu gayet değil mi? Bakayım. Bu serbest vuruş sırasında doğru taktikleri kullanabilmemiz gerekiyor. Vur ona Drogba. Savunma vur. Hayır. Ya. Çok iyi geldi ama kötü sonuçlandı. Futbolcular pozisyonlarını aldı. Kale vuruşu yapıldı. Türkiye'nin en iyi futbol oyunundasınız. Gole! Oyuncularımızın kondisyonu gayet iyi görünüyor. Güzel çalım. Çekmiş yapalım. Evet. Bencilce hareketler. Sağ. İyi yere gönderebilirsek organize bir atak gösterebiliriz. Kale vuruşu kullanıldı. Futbol yapan şey goldür. Umarım bugün çok gol görürüz. Ne blok ama. Çok özüldeyse bırakma. Evet, 3 kişinin ısınattı. Adil bir mücadele. Oyuncuya odaklanmalı. Gol olur orada. Oyuncularımızın ne kadar konsantre olduğunu görebiliyoruz. Kaleci takım arkadaşlarının pozisyonlarını almasını bekliyor. Uzatma dakikalarına girildi. Top hakimiyetini kaybetmemeliyiz. Tamam bitti mi? Geri alması gerekiyor. Evet. İyi bir takımın defansında ofansif oyuncuyla oynamayı keşfetti. Bitirme. Oh, yendik. Takımımız savunma nasıl yapılırmış herkese gösterdi. Şimdi gördüğünüz bugünlük gibi 4 tane kart. Ben Sabri Ugan. Hoşça kalın. Her maç sonu ödül kazanıyoruz. Şimdi bu seçtiğime geldi iyileştirme paketi. Her maçta olmadan çıkar. Şimdi mesaj gelmiş. 10.000 altın çok güzel. Ve iyileştirme paketi hepsini. Teker teker evet tamam. Şimdi 40.000 altınımız olmuş. Gelin hemen bir mağazadan tam paket alalım. Teker teker açıyorum. Evet. Kötü. Kötü. Güzel. Kötü. Hiç güzel şeyler çıkmadı. Hiçbiri ilk 11'e gelmez.
kart yönetimine geldik. Bakın Vidic level atlamış. Hop. Bütün özellikleri yükseldi. Bir dahaki level atlamada 3'e 3'er atacak. Onun dışında bakın bir görevi bitirmişiz. 3000 altın aldık. Hemen posta. Ender kart o biraz önce aldığımız tam paketten çıkar. Çok nadir çıkar. Zaten adı üstünde Ender. Yani ilk başta size maçlarda kazanmak istiyorsanız size bir tavsiye vereyim. Salt raporlarda hız ve tekniği yüksek tutmaya çalışın. Hız 60, teknik 64, 62-56. Bakın bunu belki ilk 11'e alabilirim ama gördüğünüz gibi ikisinin de ofansını çok yüksek. Defansta mutlaka teknikle defansı çok yüksek tutun. Bakın mesela defansa gelin. 62, 63, 65, 61, 49. Pardon zihine bakıyorduk ben. 52, 47, 53, 51. Orta sahada ise teknikle hız, yani santraforla aynı şeyi düşünün. Mesela bu sol kanattaki Ziya düşük kaldı. Bakın 61 60, 53 50, 61 61. Şu Çeyro enlersin menlersin ama düşüksün abi, söyleyeyim mi? Bakıyorum şu an hiçbir enler yok. Yani böyle bir oyun. Pek güzel bir oyun olduğunu söyleyemem. İlk 10 level'a kadar oyun bence çok sıkıcı bir durum aldı. 10. level'da ligler olacak, ligler olacak. O zaman eğlenceli hale gelecek. Oyun hakkındaki düşüncelerim, antrenmanlar çok sıkıcı. Bir de maçtan çıkabiliyor bazı oyuncular. Onları engellerse oyun çok güzel bir hal alır. Oyuna derecem 10 üzerinden 6. Daha fazlası olmaz. En fazla 6.5. Yani bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.